Çok teşekkür ederim. Efendim, ailenizin yarışması Ben Bilirim'e 360 ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. 4 misafirimizle stüdyomuzdayız. Hadi başlayalım başvuru videolarıyla. Merhaba, ben Işıl Erzay. 40 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Eczacıyım. Evliyim, 2 kızım var. Onlar ısrar etti yarışmaya katılmam konusunda. Umarım güzel bir gün geçiririz. Merhaba, ben Mustafa. 1988 Zonguldak doğumluyum. 2011 yılında Kocaeli Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yarışmanızı severek takip ediyorum. Özellikle yarışmanın formatını ve akıcılığını çok beğeniyorum. Ben başarılı olacağımı düşünüyorum. Merhaba, ben Şaban Yıldızoğlu. 45 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Özel bir firmada ihracat satış direktörü olarak çalışmaktayım. Evliyim, 12 yaşında Metehan ve 7 yaşında Elif adında 2 çocuğum var. TV360 çalışanlarına bu zor süreçte başarılar ve kolaylıklar dilerim. Merhaba, ismim İknur Aktulan, 28 yaşındayım. Lisans olarak psikoloji ve felsefe bitirdim İstanbul Üniversitesi'nde. Şu an yüksek lisansımı yapıyorum toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında. Trekkingi ve dağcılığı çok seviyorum. Like yolunu 3 bölüm halinde tamamen yürüdüm. Bir kısmını tek başıma yürüdüm ve tamamını da çadırda kaldım. Şimdilik anlatabileceklerim sanırım bu kadar. Hoşçakalın. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, 4 misafirimizin başvuru videolarını izledik. Şimdi onlarla stüdyomuzda buluşma zamanı. Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz. Evet, yine 4 misafirimiz başvuru videolarında da bahsettiler. Kimilerinin iş hayatı çok yoğun, kimileri bir şekilde o kaçamaklarla kendilerine özel alanlar açıyorlar. Birazdan kendilerinden de dinleyeceğiz. Bu akşam 1 numaralı masamızda Işıl Hanım'la yarışacağız. 2 numaralı masamızda Şaban Bey, 3 numaralı masamızda İlknur Hanım ve 4 numarada da Mustafa Bey var. Tekrar teşekkür ederim, ayaklarınıza sağlık. Işıl Hanım eczacımız. Evet. Ne kadar oldu meslekte Işıl Hanım? 20 yılı geçmiştir. 20 yılı herhalde. Devirmiş. Yok, olmamıştır belki de. Yaklaşmıştır saymadım. Belki de. Evet. Kızlarımın talebiyle, isteğiyle, motivasyonuyla buraya geldim dedi Işıl Hanım. Evet, ekran karşısında anne sen de katıl yapıyorsun dediler. Ben de bir şansımı denemek istedim bakalım. Defne ve Deniz. Defne ve Deniz. Selamlar onlara da burada. Evet, önce annenin selamı, arkasından benden de selamlar efendim. Başarılar diliyorum Işıl Hanım bu akşam ederim. Ben Bilirim'de. Teşekkürler. Ve iki numarada Şaban Bey var. Şaban Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Size de çocukların katkısı oldu mu buraya gelişinizde? Oldu. Oğlumla yarışıyoruz biz de her akşam. Onlar ısrar etmişlerdi. O şekilde başvurdum. Buradayım. İnşallah güzel geçer. Az önce antrenman keyifliydi. Evet. Asıl yarışta da başarılar diliyorum 4 misafirimize de. Teşekkürler. Ve 3 numarada İlknur Hanım. Hoş geldiniz İlknur Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Kısa bir süre sonra yurt dışına gidecekmiş İlknur Hanım da. Almanya'da. Almanya'ya değil mi? Evet, Erasmus için. Erasmus için. Evet. Onun öncesinde gideyim bir yarışayım, geleyim demiş. Yani evet, çok ben de sıkı takip ediyorum. Teşekkür ederim. Kendim de denemek istedim. İnşallah teşekkür güzel ediyorum. Olur, keyifli geçer efendim. Umarım. Aynı zamanda psikoloji ve felsefe alanında çalışmaları var. Bir yandan da az önce başvuru videosunda vardı. Like yolunu tek başıma mı yürüdüm dediniz? Yani büyük bir kısmını tek başıma yürüdüm. 500 küsür kilometrelik bir yürüyüş parkuru. Benim habitatım dağlar diyebilirim. O yüzden hiç oralardan inmek istemiyorum. Çok keyifli bir yolculuktu benim için. O yüzden özellikle bahsetmek istedim. Evet, az önce içeride de bu pandemi sürecinin bir kısmını yine doğada geçirdiğinin altını çizmişti evet. İknur Hanım. Bu akşam başarılar diliyorum efendim teşekkür size de. Teşekkür ederim. Ve sağ olun. 4 numarada Mustafa Bey var. Mustafa Bey de Ben Bilirim'i ilgiyle takip ediyormuş. Evet. Başvuru videosunda da yine iddialı bir cümlesi vardı. Hızlı yapabileceğimi düşünüyorum diye. İnşallah öyle olur Mustafa Bey. Hoş geldiniz tekrar. Hoş gördük. Teşekkür ederim bu fırsatı tanıdığınız için. Çok güzel bir ortam. Ben Zonguldak doğumluyum. 2 yıl önce İstanbul'a taşındım. Evden çalışma döneminde akşamları babamla beraber sıkı takipçisiyiz yarışmanın. Onunla yarışıyoruz evde. Başvurayım dedim ve öylelikle geldim. Çok güzel bir ortam var. Arkadaşlara başarılar dilerim. Harika. Ben de size başarılar diliyorum. Bu arada baba en heyecanlı izlediği bölüm muhtemelen bu bölüm olacak. Muhtemelen. Babaya da saygılar efendim. Mustafa Bey başarılar tekrar. Teşekkürler, sağ olun. Efendim, 4 misafirimizle Ben Bilirim'in keyifli yolculuğuna başlıyoruz. İlk turumuzun ilk sorusu Işıl Hanım'ın sorusu. Buyursunlar, harf tablosu. Def.
Defne ve Deniz'in D'si. Defne ve Deniz'in D'si 60 puan değerinde. Açılış sorumuzun kategorisi anlam bilgisi olacak efendim. Geliyor. Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden anlamlarındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Tek düze. Tek düze. Kızlarımın şansıyla başlayayım dedi Işıl Hanım. 60 puanlı açılış yapar mı görelim. Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun Işıl Hanım. Teşekkür ederim. Darısı Şaban Bey'in başına. Buyursunlar harf tablosu. Cici'nin C'si. Cici'nin C'si 50 puan değerinde. Kategorisi genel kültürmüş efendim. Sorumuz geliyor. Su yüzeyinde kayalar oluşturan bir canlı ve iskeletinden yapılan takıların ortak adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Işıl Hanım. Mercan. Mercan. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet Işıl Hanım 2'de 2 yaparak başladı. Bu arada görseli de ekranımıza geldi efendim. Şimdi de İlknur Hanım ilk sorusunu seçiyor. Meryem'in M'si olsun. Meryem'in M'si 40 puan kazandırabilir İlknur Hanım'a. Kategorisi alışverişmiş İlknur Hanım. Geliyor. Alışverişte satıcının alıcıya yaptığı indirime verilen adlardan biridir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Işıl Hanım. İkram. İkram. Şaban Bey ile girdikleri buton yarışını kazanan Işıl Hanım 40 puan kazanır mı görelim. Tebrikler. Az önce mikrofonlar takılırken çok heyecanlı olduğunun altını çizen Işıl Hanım 3'te 3 yaparak başladı. Kalbim atıyor ama şu an. Efendim Işıl Hanım? Kalbim atıyor şu anda. Hepimizinki atıyor merak etmeyin orada bir problem yok. Şimdi 4 numaralı misafirimiz Mustafa Bey ile seçiyoruz sorumuzu. Ayten'in A'sı. Ayten'in A'sı 40 puan değerinde. Kategorisi aksesuarlar olacak. Geliyor sorumuz. Genellikle tabak altına konulan bir sofra aksesuarıdır. Süremiz başladı. Tabla. Tabla. Aradığımız cevap tabla mı? Görüyoruz. Ona hayır dediler. Işıl Hanım buyurun. Supla. Supla. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Böylece ilk 4 soru geride kaldı. Işıl Hanım 4'te 4 yaptı efendim. Bu arada görselde ekranımıza geldi. 5. sorumuzun sahibi Işıl Hanım. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si kaç puanı var? Aa, seçilmiş Işıl Hanım. Ceyhan'ın C'si. Başka bir harf olabilir. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si. 50 puanımız var efendim. Anlam bilgisinden gelecek sorumuz ekrana. Çok yorulup iş göremez, düşünemez duruma gelmek anlamındaki sözdür. Nokta nokta olmak. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Şaban Bey. Ambele olmak. Ambele olmak. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Mustafa Bey. Ambale. Ambale olmak. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Evet Mustafa Bey de bu cevabıyla açılışı yaptı. Tekrar tebrik ederim Mustafa Bey. Aynı zamanda ambale olmayı Türk Dil Kurumu fazla gaz vererek otomobili çalışamaz duruma getirmek şeklinde de ifade eder. Tıpkı o insanın yorulması gibi. Tebrik ediyoruz Mustafa Bey. Yeni soru vakti. Sorumuzun sahibi Şaban Bey. Fırat'ın F'si. Fırat'ın F'si 50 puan. Kategorisi futbolmuş efendim. Geliyor. 2018-2019 sezonunda ligimize adı verilen Fenerbahçe formasıyla 423 gol atmış, efsaneleşmiş futbolcudur. Nokta nokta Küçük Andonyadis. Süremiz başladı.
Lefter. Lefter Küçük Andonyadis. Görelim. Tebrikler. Evet, futbolumuzun efsane ismi Şaban Bey'e açılış yaptırdı. Hangi takımlıydınız Şaban Bey? Beşiktaş. Beşiktaşlı Şaban Bey, Fenerbahçe'nin efsanesi Lefter'le puanını aldı. Bu arada görüntüsü de ekranımıza geldi. Bir kez daha saygıyla ve rahmetle andık. Aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yer alan bilgi şöyleydi. Ver Lefter'e yazsın deftere sloganının sahibi olan Lefter Küçük Andonyadis 615 maçta toplam 423 gol atmıştır. Milli takımda 21 golle en çok gol atan oyuncu unvanını 33 yıl elinde tutmuştur der Fenerbahçe Spor Kulübü. Yeni soru alıyoruz. İlknur Hanım'la birlikte harf tablosundayız. Kalenin K'si. Kalenin K'si 40 puan, kategorisi ise genel kültür olacak. Soru şöyle. Saçları topuz şeklinde toplamak için tokaya alternatif olarak kullanılan pratik bir çözüm aracıdır. Süremiz başladı. Kalem. Kalem. İlknur Hanım'ı hiç zorlamayan bir soru oldu. İlknur Hanım da bu cevabıyla açılış yapar mı? Görelim. Tebrikler. Mustafa Bey'in harf tablosuna gideceğiz. Herkes açılışı yaptı bu arada. Mustafa Bey'in arkasından da puan tablosuna birlikte bakarız. Harf tablosundayız efendim. Babamın ismi yine Yusuf'un Y'si olsun. Yusuf Bey'e saygılar bir kez daha. 60 puan değerinde. Atasözlerinden gelecekmiş Mustafa Bey sizin için. Henüz neticeye varmadan hiçbir işe oldu gözüyle bakılmamalı anlamındaki atasözümüzdür. Gelini ata bindirmişler, nokta 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 demiş. Süremiz başladı. Ya nasip. Gelini ata bindirmişler, ya nasip demiş. Görelim. Tebrikler. Evet, artık puan tablosuna gitme vakti. Sıralamamız şöyle efendim. 190 puan topladı Işıl Hanım liderlik koltuğunda. Mustafa Bey 110'la yarışa ısındı. 50 puan Şaban Bey, 40 puan İlknur Hanım. Yeniden Işıl Hanım'a döndük. Edirne'nin E'si. Edirne'nin E'si 60 puan kazanabiliriz ve yemeklerden gelecekmiş Işıl Hanım'ın sorusu. Geleneksel bir Orta Doğu yemeği olan nohut köftesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Şaban Bey. Felafel. Felafel. Aradığımız cevap mı görelim? Hayır dediler. Buyurun İlknur Hanım. Falafel. Falafel. Az önce Ambalede de kaybetmişti Şaban Bey. Bu kez İlknur Hanım'a gider mi görelim. Tebrikler. Şu harf sıkıntısını bir gidersek çok güzel gidecek ama sağlık olsun diyelim Şaban Bey. Evet, iki oldu. İnşallah birazdan kıracağız o şeytanın bacağını. Yeni soru vakti. Bu kez Şaban Bey seçiyor. Iğdır'ın ısı. Iğdır'ın ısı 50 puan kazanabiliriz. Tarihten geliyor Şaban Bey'in sorusu efendim. Milattan önceki yıllarda da kullanılmış uzun saplı, sivri demir uçlu bir silahtır. Süremiz başladı. Mızrak. Mızrak. Görelim. Tebrikler. Harflerimiz şimdi de İlknur Hanım için dönüyor. Volkan'ın V'si. Volkan'ın V'si 70 puan da burada var. Genel kültürden gelecek sorumuz ekranımıza. Çekinmeyen, sakınmayan, korkusuz kimsedir. Süremiz başladı. Pervasız. Pervasız. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Mustafa Bey'e dönüyoruz efendim. Ömer'in Ö'sü. Ömer'in Ö'sünde de 70 puanımız ve kategorisine baktığımızda basketboldan bir sorumuz varmış Mustafa Bey. Buyursunlar.
2001 yılında basketbolda Avrupa ikincisi olan 12 dev adamın baş antrenörüdür. Süremiz başladı. Aydın Örs. Aydın Örs. Görelim. Tebrikler. Evet, milli gururumuz 12 dev adamın başarılarında önemli bir katkısı olan Aydın Örs de ekranımıza geldi efendim. Şimdi dönüyoruz Işıl Hanım'la bir soru daha almaya. Pırasa'nın P'si. Pırasa'nın P'si, 70 puanımız var ve müzikten gelecek Işıl Hanım sorumuz. Buyursunlar. Dizi müziği olarak da dinlediğimiz Unutulacak Dünler, Heyecanı Yok gibi parçaları olan rap şarkıcısıdır. Süremiz başladı. Buyurun Şaban Bey. Gazapizm. Gazapizm. Butondan yüzü bir türlü gülmeyen, harflerden yüzü bir türlü gülmeyen Şaban Bey'in şu an gördüğünüz gibi ekranda yüzü gülüyor. Gazapizm. Görelim. Kutlarız. Evet, Işıl Hanım'dan sekti. Şaban Bey'e gitti efendim. Puanlar. Şimdi Şaban Bey seçecek. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si 50 puan değerinde. Kategorimiz neymiş? Hayvanlar alemiymiş Şaban Bey. Geliyor efendim. İstanbul kökenli, daha çok süs için beslenen, bacakları ve tepesi tüylerle kaplı, beyaz veya karışık renkleri bulunan bir tavuk ırkıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. İstanbul kökenli bir tavuk ırkı. Görünümüyle, görüntüsüyle diğer tavuklardan ayırt edilebilen o ırk ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. 40 puanımız var. Bir kutu daha. 30 puan ve ilk Nur Hanım ben bilirim dedi. Tahmin ediyorum Sultan. Sultan. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, görüntüsüyle ayırt edilebilen o tavuk ırkı Sultan ekranımıza geldi efendim. Şimdi yeni soru vakti, dönüyoruz ilk Nur Hanım'la harf tablomuza. Ordunun olsun. Ordunun olsun. 70 puan kategorisi eğitim ve sorusu şöyle. Eğitim ve öğretimi kurallara bağlayan bilim kolu anlamındaki Fransızca kökenli terimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Işıl Hanım. Pedagoji. Pedagoji. Eğitim ve öğretimi kurallara bağlayan bilim kolu. Görelim. Tebrikler. Mustafa Bey seçiyor. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ın Z'si bu kez memleketti değil mi Zonguldak Memleket. Mustafa Bey? Evet. Memleketinden yürüyor Mustafa Bey'de. 70 puan kazanabiliriz. Tarihten gelecek efendim ekranımıza. Tarihte kara ve deniz savaşlarında kullanılmış orta çapta uzun menzilli tunçtan toptur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Işıl Hanım. Palandız. Palandız. Acaba aradığımız cevap palandız mı? Görüyoruz. Hayır dediler. Buyurun Mustafa Bey. Palandüz. Palan düz oldu mu? O da değilmiş. Buyurun İknur Hanım. Palan döz. Palan döz. Görelim. O da değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Palan olmadığını böylece anlamış olduk. Ne olabilir acaba? Bir kutu daha. 50 puanımız var. Tarihte kara ve deniz savaşlarında kullanılmış orta çapta uzun menzilli tunçtan top. Bir kutu daha. 40 puanımız var. Bir kutu daha.
30 puanımız var. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu daha. Son 20 saniye. Buyurun Işıl Hanım. Bal yemez. Bal yemez. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Işıl Hanım, ekibi bir palanla başlayan yolcuda çıkardınız. Arkanızdan Mustafa Bey'le İktun Hanım geldi. Arkasından da bal yemez Işıl Hanım'a puan kazandırdı. Görüntüsü de ekranda efendim. Yeni soru alıyoruz. Kiminle birlikte? Işıl Hanım'la. Sivas'ın S'si. Sivas'ın S'si 50 puan kazandırabilir. Bir kez daha tarih kategorisinden gelecek sorumuz. Osmanlı Devleti'nde Bostancı Ocağı'ndaki subaylara, bir görevde eskimiş olanlara İstanbul'da bir semte verilen addır. Süremiz başladı. Haseki. Haseki. Görelim. Kutlarız. Bir kez daha puan tablosuna bakacak olursak son durumumuz şöyle. 330, 200, 180, 170. Tablo birbirine çok yakın. Herkes ısındı. Yola devam. Şaban Bey'le. İzmir'in iyisi. İzmir'in iyisi 50 puan değerinde alışverişten gelecekmiş Şaban Bey. Ekranımızda efendim sorumuz. Bir ürünün üzerinde miktarı ve fiyatı gibi bilgilerin yer aldığı küçük kağıttır. Süremiz başladı. Etiket. Etiket. Şaban Bey uluslararası bir şirkette ihracat satış direktörüydü ve çok da herhalde aşina olduğu alanlardan biri. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Şimdi İlknur Hanım için geliyor harf tablomuz. Gaziantep'in G'si. Gaziantep'in G'si 60 puan. Kategorisi coğrafya olacak İknur Hanım. Sorumuz şöyle. Hem Ankara'da hem de Adıyaman'da bulunan aynı isimli ilçedir. Süremiz başladı. Gerede diyeceğim ama. Gerede bir harf eksik kalıyor ama görelim. Hayır dediler. Hem Ankara'da hem de Adıyaman'da bulunan aynı isimli ilçe. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Mustafa Bey. Garyanı. Garyanı. Ankara'nın Garyanı ilçesi, Adıyaman'ın Garyanı ilçesi vardır dedik. Görelim. Olmadı. Bir kutu daha. Buyurun Mustafa Bey. Gölbaşı. Gölbaşı. Gar yanından Gölbaşı'na dönüşte 30 puan kazanır mıyız? Görelim. Tebrikler. Evet, Mustafa Bey pes etmedi, karşılığını da aldı efendim. Adıyaman'daki Gölbaşı'nın nüfusu Adıyaman Valiliğine belirtilen bilgiye göre 49.255. Ankara Gölbaşı 134.378'di. Tebrik ederiz bir kez daha Mustafa Bey. Yeni soru geliyor. Sorumuzun sahibi Mustafa Bey. Şırnağ'ın şeysi. Şırnağ'ın şeysi 60 puan kazandırabilir. Argo'ymuş kategorimiz. Sorumuz şöyle efendim. Argo'da işe yaramaz, yararsız anlamına gelen sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Argo'da işe yaramaz, yararsız. Bir kutu daha. 30 puan Mustafa Bey, buyurun. Sıvışma. Sıvışma. Görelim. Hayır dediler. Buyurun İknur Hanım. Tırışka. Tırışka. Bu kez oldu mu? Görüyoruz. Tebrikler. Evet, 4 misafirimizle ilk 20 sorumuzu geride bıraktık bu turda ve elimizde 8 sorumuz kaldı. Son 8'e Işıl Hanım'la başlıyoruz.
Çiçeğin Ç'si. Çiçeğin Ç'si 40 puan kazandırabilir. Anlam bilgisinden gelecekmiş. Işıl Hanım sizin için efendim. Diğer adı kriter olan bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilkedir. Süremiz başladı. Seçim. Seçim. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Şaban Bey. Ölçüm. Ölçüm. Görelim. Hayır dediler. Buyurun İkran Hanım. Ölçüt. Ölçüt. Adım adım cevaba doğru uzandık mı? Ölçüt. Görelim. Tebrikler. İlk turda son 7 soru Şaban Bey seçiyor. Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'si 40 puanımız da burada var. Bir kez daha anlam bilgisinden gelecek Şaban Bey için. Oldukça çok anlamlarına gelen Farsça kökenli kelimedir. Süremiz başladı. Hayli. Hayli. Görelim. Kutlarız. Finale kaldı, affedersiniz, ilk turun finaline diyelim, toparlamış olalım. İlk turun finaline kaldı, son 6 soru. Bir kez daha puan tablomuza gidecek olursak son durumumuz şöyle efendim. Şu an liderlik koltuğundaki misafirimiz 330'la Işıl Hanım. Işıl Hanım'ı 270'le İlknur Hanım, 260'la Şaban Bey ve 210'la da Mustafa Bey takip ediyor. Buyursunlar, harf tablosu İlknur Hanım için ekranda. Üzümün üsü. Üzümün üsü 60 puan. Kategorisi oyunlar olacak. Soru şöyle. Zarla oynanan oyunlarda zarın birinin 5, diğerinin 3 gelmesidir. Süremiz başladı. Hiç aram yoktur. Tavla yok mu? Yok. Gelmedi. Buyurun Şaban Bey. Pencüse. Pencüse. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Arası olanlar hemen belli oluyor. Oynar mısınız Şaban Bey? Oynarım. Güzel. Tebrik ederiz. Faydasını gördü Şaban Bey tavlanın. İkdur Hanım da ben de hiç yok diyerek zaten negatif karşılamıştı soruyu. Dönüyoruz Mustafa Bey'le harf tablomuza yeniden. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si 30 puan da burada var. Tekstilden alacağız Mustafa Bey sorumuzu. Buyursunlar efendim. Sıvılardan, kirlerden korumak amacıyla yatağın üzerine serilen tekstil ürünüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Şaban Bey. Alez. Alez. Işıl Hanım, Şaban Bey buton yarışında bu kez kazanan Şaban Bey oldu. 30 puan da beraberinde kazanır mı görelim. Tebrikler. Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz. Ales, Şaban Bey nereye taşıdı? Liderlik koltuğuna taşıdı. 350-330 oldu liderlik yarışı. İlk turun son 4 sorusu Işıl Hanım'dayız. Yumuşak G. Yumuşak G 40 puan değerinde. Anlam bilgisinden geliyor Işıl Hanım için sorumuz. İnsan eliyle yapılmamış, yapay olmayan anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Doğal. Doğal. Görelim. Tebrikler. Şaban Bey ilk turdaki son sorusunu seçiyor. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 40 puan da burada var. İsimler ve anlamlarından gelecekmiş bu kez Şaban Bey için. Çok bilgili, engin kimse veya deniz anlamlarına gelen bir isimdir. Süremiz başladı. Derya. Derya. Görelim. Kutlarız. İlk turda 2 sorumuz kaldı. İlknur Hanım'dayız efendim.
Niğde'nin N'si. Niğde'nin N'si 40 puan değerinde tarih kategorisinden alacağız. İknur Hanım'la birlikte soruyor. Birinci Dünya Savaşı'nda yer alan Avustralya ve Yeni Zelanda birliklerinin adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Işıl Hanım. Anzak. Tamam sakin. Anzak. Anzak. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. O butona en son kim bastıysa kulaklıkta resmen güm diye bir ses geldi. Çağla Bey sizden mi geldi? Benden geldi. Evet, yarışma heyecanı. Tebrik ediyoruz Işıl Hanım. Artık son soru ilk turda Mustafa Bey ile birlikte alıyoruz. U harfi. U harfi kaldı doğal olarak. Mustafa Bey onu seçti. 30 puan değerinde ve sinemadan gelecekmiş efendim. Buyursunlar. Hümeyra, Çetin Tekindor gibi usta oyuncuların rol aldığı 2008 yapımı Çağan Irmak filmidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun İlknur Hanım. Ulak. Ulak. İlk turumuzu İlknur Hanım 30 puanla tamamlar mı? Görelim. Kutlarız. Evet, hızlı geçen seri cevapların olduğu bir ilk turumuz vardı. Peki puan tablosunda kaçar puan biriktirmişiz? Dilerseniz bakalım efendim. 410 puanla ilk turumuzun lideri Işıl Hanım. Şaban Bey ile aralarındaki liderlik yarışı çetindi. Şaban Bey de 20 puanlık farkla 390'la takibi sürdürüyor. İlk turu ikinci tamamladı. İlknur Hanım 300 puan, Mustafa Bey 210 puan topladı ilk turda. Nasıl geçti Mustafa Bey ilk tur, ne dersiniz? Vallahi hep beklemediğim yerlerden geldi. Yani bildiğim yerler arkadaşlara çıktı. O yüzden biraz umduğum gibi olmadı ama enerjim yerinde. Süper. Enerjiniz yerindeyse daha çok kazanılacak puan, cevaplanacak soru var. O yüzden dengeler değişebilir. Çok sizi keşke dedirten bir soru oldu mu size? Aslında olmadı ya. Gerçekten olmadı. Bir belki ulağı bilebilirdim ama ondan öncekiler biraz bilmediğim yerlerden geldi açıkçası. Sağlık olsun. İnşallah ikinci tur herkes için daha güzel olur. İknur Hanım, sizin adınıza nasıldı? Yani fena değil, kötü değil ama kaçırmamam gereken çok soru kaçırdım bence. Pedagoji mesela. Pedagoji. Sizin soruydu değil mi? Evet. Evet. Işıl Hanım'a gitti yanlış hatırlamıyorsam. Benim de Işıl Hanım'a gitmiştim. Ama güzel gidiyor yani. Yaralarımızı saracağız. Daha güzel bir ikinci tur bizi bekliyor. Şaban Bey, sizin adınıza nasıldı? İyiydi. Ufak harf hatalarından kaybettim. Evet. Hambele umarım... bir de neydi? Felafel. Felafel. Evet. Felafel. Umarım tekrarı olmaz. İnşallah daha güzel geçer herkes için ikinci tur. Işıl Hanım, siz galiba biraz daha memnunsunuz. Evet. Kendi sorularım bilseydim daha iyi olacaktı. Kendi sorusundan memnun olanla rastlamadık daha. Herkes o başkalarının sorularını bildim ben bu defa, öyle oldu. Ama orada da bir şekilde denge kuruluyor galiba. Mesela Mustafa Bey'in sorularını siz bildiyseniz, sizin soruları da Mustafa Bey bildiyse bile o al ver al ver sürekli bir hareket var. Umarım ikinci tur çok daha heyecanlı geçer. Dört yarışmacımız da son ana kadar final şansını sürdürür. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Efendim misafirlerimizi ve sizi daha fazla bekletmeden Ben Bilirim'de birlikte ikinci turumuza geçiyoruz. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim Ben Bilirim'in ikinci turuna başlıyoruz. Işıl Hanım'la birlikte yepyeni bir harf tablosu geliyor. Edirne'nin E'si. Edirne'nin E'si 100 puan kazandırabilir. Kategorisine baktığımızda açılışı tarihle yapacağız Işıl Hanım. Buyursunlar. 1932 yılında güzelliği dünyaca tescil edilmiş ilk Türk kadınıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 90 puanımız var. Bir kutu daha. 80 puanımız var. Bir kutu daha. 1932 yılında güzelliği dünyaca tescil edilmiş ilk Türk kadını İlknur Hanım. Tahmin edeceğim. Neriman Halis. Neriman Halis. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha.
Bir kutu daha. 50 puanımız kaldı. Ben bilirim diyen var mı? Buyurun Mustafa Bey. Neriman Paris. Neriman Paris. Oldu mu? Olmamış. Buyurun Işıl Hanım. Neriman Varis. Neriman Varis. Görelim. Yine hayır dediler. Şimdi butonunuz aktif hale gelecek. Buyurun Mustafa Bey. Neriman Faris. Neriman Faris. Görelim. Hayır dediler. Işıl Hanım buyurun. Keriman Halis. Keriman Halis. Bu kez oldu mu? Görüyoruz. Tebrikler. Evet, Işıl Hanım'dan geldi efendim. Tahminlerin ardından aradığımız cevap görüntüsü de ekranımıza geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda şöyle bir bilgi vardı. 31 Temmuz 1932'de Türkiye Güzellik Kraliçesi Keriman Halis Atatürk'ün verdiği ad Ece'dir der. Belçika'da yapılan yarışmada Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi der Kültür ve Turizm Bakanlığı. Tebrik ediyoruz Işıl Hanım'ı. Yeni soru alıyoruz Şaban Bey ile birlikte. Cici'nin C'si. Cici'nin C'si 110 puan. Deyimlerden gelecekmiş Şaban Bey'in ikinci turdaki ilk sorusu. Bir durum karşısında manevi direnci yitirmek manasına gelen deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Bir durum karşısında manevi direnci yitirmek manasına gelen deyim Mustafa Bey. Can dayanmamak. Can dayanmamak. 110 puan kazandıracak mı? Görelim. Tebrikler. Evet, Şaban Bey'in sorusunda da puan Mustafa Bey'e gitti. İlk turda da ikinci turda da Şaban Bey C harfini seçti ve Cici'nin C'siyle seçti. Evet, eşimin ismiydi. Eşinizin ismi mi Cici? Cici Hanım. İyi başlayamadık. Sağlık olsun diyelim. Cici Hanım'a da saygılar efendim. Şimdi sorumuzu İlknur Hanım'la alıyoruz. Denizli'nin D'si. Denizli'nin D'si 90 puan değerinde coğrafyadan gelecekmiş sorunuz İlknur Hanım ekranımıza efendim. Aras Nehri'nin Doğu Anadolu bölgesinden başlayıp Kura Nehri ile birleşerek döküldüğü yerdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Işıl Hanım. Hazar Denizi. Hazar Denizi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Soru seçme sırası Mustafa Bey'e geçti efendim. Mustafa'nın M'si olsun. Mustafa'nın M'si 130 puan değerinde. Tarihi yapılar olacak sorumuzun kategorisi ve şöyle sorulmuş. Dünyanın 7 harikasından biri sayılmış, Efes'te bulunan ve tarihi antik çağlara kadar uzanan yapıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun İknur Hanım. Artemis Tapınağı. Artemis Tapınağı. Az önce Hazar Denizi ile kaybetmişti. Artemis'le telafi eder mi İknur Hanım? Görelim. Tebrikler. Evet, yine misafirlerimiz bu tura da güzel başladı, hızlı başladı. Bu arada Artemis Tapınağı'nın da görseli ekranımıza geldi. Dilerseniz bir de puan tablomuza gidelim efendim. İlk 4 sorunun ardından kaçar puanımız var? 550 Işıl Hanım lider, 430 İlknur Hanım ikincilik koltuğuna geçti. Şaban Bey 390 ve Mustafa Bey 320. Yeniden bir numaralı misafirimiz Işıl Hanım'a dönüyoruz. Samsun'un S'si. Samsun'un S'si 130 puan değerinde. Kategorisi genel kültür olacak Işıl Hanım. Soru şöyle. Divan Hikmet'in yazarı olan 2016'da UNESCO'nun anma programında yer alan Türk mutasavvıftır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun İlknur Hanım. Hacı Ahmet Yesevi. Hacı Ahmet Yesevi. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Aradığımız cevap değilmiş Hacı Ahmet Yesevi. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 120 puanımız var. Buyurun Mustafa Bey.
Kadı Ahmet Yesevi. Kadı Ahmet Yesevi. Aradığımız cevap mı? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Işıl Hanım. Hacı Murat Yesevi. Hacı Murat Yesevi. Oldu mu? O da değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. 110 puanımız var. Az önce yaklaştık. Aradığımız cevap kimden gelecek? Divan-ı Hikmet'in yazarı olan, 2016'da UNESCO'nun anma programında yer alan Türk mutasavvıf. Bir kutu daha. Buyurun İknur Hanım. Kara Ahmet Yesevi. Kara Ahmet Yesevi. Oldu mu? Olmadı efendim. Bir kutu daha. Türk dünyasında önemli bir yere sahip olan o mutasavvıf kim olabilir? 90 puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun Işıl Hanım. Hoca Ahmet Yesevi. Hoca Ahmet Yesevi. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Evet, 80 puan Işıl Hanım'a gitti efendim böylece. Buyursunlar, yeniden harf tablosuna gidiyoruz Şaban Bey için. Ordunun O'su. Ordunun O'su 100 puan kazandırabilir. Anlam bilgisiymiş Şaban Bey ve ekranda sorumuz efendim. Binaenaleyh sözcüğünün anlamıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun İknur Hanım. Bundan dolayı. Bundan dolayı. Binaenaleyh. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Rahmetli Süleyman Demirel'le özdeşleşmiş kelimelerden biriydi binaenaleyh ve İknur Hanım'a kazandırdı. Tebrik ederim. Dönüyoruz İknur Hanım'la harf tablomuza. Zişan'ın Z'si. Zişan'ın Z'si. 90 puan değerinde yiyeceklerden gelecek İknur Hanım sizin için. Eskiden mahalle bakkallarında sıkça satılan nostaljik bir abur cuburdur. Süremiz başladı. Leblebi tozu. Leblebi tozu. Görelim. Kutlarız. Evet, İknur Hanım arka arkaya puanlar aldı. Tabloyu nasıl etkiledi dilerseniz bir kez daha puan tablomuza gidelim efendim. Bu cevapların ardından liderle arasındaki farkı 10 puana kadar düşürdü. 630-620. Mustafa Bey seçiyor. Şanlıurfa'nın şehsi. Şanlıurfa'nın şehsi 130 puan değerinde ve deyimlerden gelecekmiş Mustafa Bey için sorumuz. Sıkıntılı bir duruma düşmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Buyurun. Başı derde girmek. Başı derde girmek. Son anda gelen cevap. Rakiplerin de butona yüklendiği andı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. 130 puan. Çok güzel puan geldi. İlk turun sonunda da bir ver yansını vardı Mustafa Bey'in. Benim sorular hiç bana gelmiyor, rakiplere gidiyor diye bu kez müdahale ettiğiniz, tebrik ederim. Kurtardık. Kurtardınız. Kaçı gördü peki Mustafa Bey de bu cevabın ardından? Zaten puanlar birbirine yakın. Bir kez daha bakacak olursak 450'yi görmüş efendim Mustafa Bey de. Işıl Hanım'dayız. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si 130 puan değerinde ve sinemadan gelecekmiş Işıl Hanım sizin için. Cüneyt Arkın'ın başrolde olduğu Yeşilçam'ın uzay temalı kült filmidir. Nokta 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 adam. Süremiz başladı. Dünyayı kurtaran adam. Dünyayı kurtaran adam. Görelim. Tebrikler. Evet, kızları Defne ve Deniz'in şansına buradaydı Işıl Hanım. Maşallah hakkını vererek yarışıyor. Tebrik ederim bir kez daha. Şimdi Şaban Bey'deyiz efendim. Urfa'nın U'su. 100 puan var Şanlıurfa'da. Kategorisi deyimler olacak. Geliyor.
İki yer arasında sürekli gidip gelmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Mekik dokumak. Mekik dokumak. Görelim. Tebrikler. Yeni bir soru için bu kez de İlknur Hanım'la gidiyoruz harf tablosuna. Fransa'nın F'si. Fransa'nın F'si 130 puan değerinde ve kategorisi bir kez daha deyimler efendim geliyor. Yemek masasına bol ve türlü yiyecekler koymak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Sofrayı donatmak. Sofrayı donatmak. Deyimlerde sular seller gibiyiz ekip olarak. Güzel. Görelim. Tebrikler. Mustafa Bey seçiyor. Bir soru daha. Adana'nın ağası. Adana'nın ağası. Yüksek puanlı bir soru. 160 puan kazanabiliriz. Kategorisi coğrafya Mustafa Bey geliyor. Yaklaşık 25 milyon nüfusu bulunan, başkenti Yaounde olan Afrika ülkesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Şaban Bey. Kamerun Cumhuriyeti. Kamerun Cumhuriyeti. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Az önce odada bahsetmiştiniz. Sizin özellikle o ihracat tarafında Afrika'da bir ağırlığınız var değil mi, evet, Şaban Bey? Görebildim. Sorumlu olduğum bölge Afrika. Evet, sorumlu olduğu bölgeden gelen puanı da tertemiz aldı Şaban Bey. Tebrik ederim. Efendim yeni soru Işıl Hanım'ın sorusu. Harf tablosu geliyor. Üzümün üsü. Üzümün üsü 130 puan demek. Bir coğrafyamız daha varmış. Buyursunlar. Amasya ilimize bağlı iki ilçedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Amasya ilimize bağlı iki ilçe. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 110 puanımız var. Bir kutu daha. 100 puanımız var. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu daha. Bir kutu daha geliyor. 80 puana düştük. Amasya'ya bağlı iki ilçe arıyoruz ve bir kutu daha açıyoruz. Son 40 saniye. Bir kutu daha. ...30 saniye. Bir kutu daha. 50 puanımız kaldı. Buyurun İknur Hanım. Göylücek Sulu Ova. Göylücek Sulu Ova. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Mustafa Bey. Göynücük Sulu Ova. Göynücük Sulu Ova. Oldu mu? O da değilmiş. Işıl Hanım. Göylücek Sulu Ova. Göylücek Sulu Ova. Sulu Ova. Görelim. O da değilmiş. Bir kutu daha açılıyor. 40 puan. Mustafa Bey buyurun. Göygücek Sulu Ova. Bir daha alabilir miyim? Göygücek Sulu Ova. Gaziantep'le Göygücek Sulu Ova. Görelim. Hayır dediler Işıl Hanım. Göynücek Sulu Ova. Göynücek Sulu Ova. Oldu mu? Kutlarız. Evet, kalan 40 puanımızı Işıl Hanım kendi sorusundan kazanmış oldu efendim. Tebrik ederiz. Teşekkür. Şaban Bey'le seçiyoruz yepyeni bir soru daha. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'sinde de 130 puanımız varmış. Şaban Bey de ısrarla deyimlere gidiyor. Yine bir deyim var Şaban Bey size. Buyursunlar. Kaba konuşmak, sert sözler söylemektir. Nokta nokta, nokta nokta açmak. Süremiz başladı. (Gülüyor)
gelmedi. Buyurun İlknur Hanım. Bayramlık ağzını açmak. Bayramlık ağzını açmak. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. İlknur Hanım, nasıl gidiyor yarış? Memnun musunuz temponuzdan? Kendi temponuzdan. Fena değil. Bilemediğim şeylere çok üzülüyorum içimden ama iyi gidiyor yani. Yok ama iyisiniz. Hatta ne kadar iyi olduğunuzu puan tablosunda isterseniz bir görelim. Bu cevabın ardından 880 diyor. Bilmiyordum. İyiymişim. 880 ile liderlik koltuğunda İlknur Hanım, 800 Işıl Hanım, 650 Şaban Bey, 450 Mustafa Bey. Yeni sorumuzu alıyoruz İlknur Hanım'la birlikte. Yumuşak G olsun. Yumuşak G 170 puan. Yine güzel puanlı bir soru. Kategorisi festivaller olacak. Geliyor. Mersin'de 2014'ten itibaren düzenlenen el sanatları örneklerinin sergilendiği organizasyondur. Nokta 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 festivali. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Final turuna doğru ilerlerken yüksek puanlı sorularımızdan biri daha ekranda. 170 puanımız var. Mersin'de düzenlenen o festival ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 140 puanımız var. Bir kutu daha. El sanatları örneklerinin sergilendiği festival. Bir kutu daha. Üst satırda yer ismi var. Altta da o el sanatı var. Ne olabilir? Bir kutu daha. 110 puan. Buyurun Işıl Hanım. Çamlı yayla ağaç... Oy, ağaç, oymak. Varsa bu süre içerisinde alırız. Çamlı yayla ağaç, oymak. Oyması, oymak. Oyması da oymak da. Çamlı, oyması sığmıyordu. Çamlı yayla ağaç, oymak festivali. Görelim. Hayır dediler. Buyurun İlknur Hanım. Çamlı yayla iğne oyası festivali. Çamlı yayla iğne oyası festivali. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Işıl Hanım zor kısmını halletti. İlknur Hanım da tamamladı. Güzel bir hanımlar arası işbirliğiyle cevaplanan soru oldu efendim. Tebrik ederiz. Yeni soru alıyoruz. Sorumuz Mustafa Bey için gelecek. Nide'nin N'si. Nide'nin N'si 140 puan değerinde deyimlerden alacağız Mustafa Bey. Bu kez birlikte sorumuzu efendim. Hesap sormak anlamındaki bir deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Hesap sormak. Bir kutu daha. Hem ilk kelimesi hem ikinci kelimesi Y harfiyle başlayan o deyim ne olabilir acaba? Bir kutu daha. 110 puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun Işıl Hanım. Yakasına yapışmak. Yakasına yapışmak. K harfi döner dönmez. İki misafirimiz birden butona gitti. Işıl Hanım 100 puan kazanır mı? Görelim. Tebrikler. Efendim puan tablosuna dönüyoruz bir kez daha ve son durumumuzu görüyoruz. Liderlik koltuğunda 990'la İlknur Hanım, 900'le Işıl Hanım ikinci, 650 Şaban Bey, 450 Mustafa Bey. Dört misafirimizin de finale yükselme şansı devam ediyor. Bu akşam finalde kimler yarışacak ve ödülü kim kazanacak onu görmek için bir soru daha alacağız. Şimdi Işıl Hanım'la birlikte. Gire
Giresun'un G'si. Giresun'un G'si 140 puan kazandırabilir kategorisine baktığımızda deyimlerden gelecekmiş Işıl Hanım için. Buyursunlar. Sadeleştirmek, kolaylaştırmak veya olağanlaştırmak anlamlarındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Mustafa Bey. Basite indirgemek. Basite indirgemek. Uzun cevaplı bir soruydu. 140 puan kazandıracak mı? Görelim. Kutlarız. Bu kez güzel geldi yine Mustafa Bey. Tam o acaba dediğiniz anda geride mi kalıyor? Başkalarının soruları güzel geliyor. Kendi sorularım güzel gelmiyor. Mustafa Bey'in bu derdine bugün çare bulmamız lazım bir şekilde. Evet, 140 puan güzel puan, tebrik ederim tekrar. Teşekkürler. Efendim yeniden harf tablosundayız. Şaban Bey ile birlikte bu kez. Çetin'in Ç'si. Çetin'in Ç'si 90 puan değerinde ve yiyeceklerden gelecekmiş Şaban Bey. Bakalım nasıl sorulmuş. Vakit geçirmek için atıştırmalık olarak tüketilen, başlayınca kolay kolay bırakılmayan yiyecektir. Süremiz başladı. Ay çekirdeği. Ay çekirdeği. Görelim. Tebrikler. İlknur Hanım için dönüyor harflerimiz. Hale'nin H'si. Hale'nin H'si 90 puan. Bu kez de müzik kategorisinden gelecek İlknur Hanım'ın sorusu. Sil baştan, mayın tarlası, ya hep ya hiç gibi şarkıları olan rock müzik sanatçısıdır. Süremiz başladı. Şebnem Ferah. Şebnem Ferah. Soru ekrana geldiği an ben bilirim bakışı attı zaten İlknur Hanım. 90 puan kazanır mı? Görelim. Tebrikler. Mustafa Bey'deyiz. Bir soru daha alıyoruz. Pırasa'nın P'si. Pırasa'nın P'si 80 puan da burada var. Anlam bilgisinden gelecek Mustafa Bey sorumuz. Bir olayı anlatırken ortalık iyice aydınlıkken anlamında kullanılan sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Işıl Hanım. Güpegündüz. Güpegündüz. Ortalık iyice aydınlıkken. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Final turu öncesi kalan soru sayısı 8'e düştü. Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz efendim. Işıl Hanım bu cevabın ardından farkı 100'e düşürdü. 1080, 980, 740 Şaban Bey, 590 Mustafa Bey. Yine final şansı 4 misafirimiz için de devam ediyor. Işıl Hanım'dayız. Işıl'ın I'sı. Işıl'ın I'sı 80 puan değerinde. Televizyondan gelecekmiş Işıl Hanım. Bu kez sorumuz efendim. Uzun yıllar ülkemizde yayınlanmış sunucuları arasında Tarık Tarcan, Halit Kıvanç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu yarışmadır. Süremiz başladı. Çarkı Felek. Çarkı Felek. Az önce tabloya baktığımızda aradaki fark 100 puandı. O fark 20 puana iner mi? Görelim. Tebrikler. Finale kaldı 7 soru. Şaban Bey seçiyor. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si 90 puan. Şaban Bey. Atasözleri ve deyimler sözlüğü gibisiniz. Kaç oldu sayamadım. Kurtulamadım. Evet, ısrarla oradaki deyimleri buluyor Şaban Bey. Burada da deyim varmış, 90 puan. Geliyor. Uygulamak anlamındaki sözdür. Süremiz başladı. Tatbik etmek. Tatbik etmek. Deyimlerin prensi Şaban Bey buradan da 90 puan alır mı? Görelim. Tebrikler.
Bir yandan hep size geliyor diyoruz da siz de hep hakkını veriyorsunuz. Hızlı cevapladınız birçok deyim evet, sorusunu. Evet. Tebrik ederim Şaban Bey. Teşekkürler, sağ olun. Efendim, İlknur Hanım'dayız. Kalan soru sayısı böylece 6'ya düştü. Harf tablosu geliyor. Özlem'in Ö'sü. Özlem'in Ö'sü. 90 puan ve sağlık kategorisinin sorusu ekranımızda. Özellikle kırmızıyla yeşili ayırt etmeye engel olan sağlık sorunudur. Süremiz başladı. Renk körlüğü. Renk körlüğü. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, az önce birinci turdan ikinci tura geçerken ikinci turda bir tane sağlık sorusu var demiştim. Hatta Işıl Hanım demiş ki hangi harf dediğim, ben de birazdan görürüz dedim. O soru bu soruydu Işıl Hanım. Evet. Siz de galiba hazırda bekliyordunuz. Bir sonraki harfi onu gözüme kestirmiştim, öyle diyecektim ama sağlık kısmet olsun. Değilmiş. İlknur Hanım da çok hızlı cevapladı. Işıl Hanım eczacımız sağlıktan bekliyordu ama gelmedi, sağlık olsun diyelim. Evet. Mustafa Bey sizdeyiz efendim. Van'ın V'si. Van'ın V'si. 80 puan değerinde. Bu kez denizcilik kategorisinden geliyor Mustafa Bey'in sorusu. 2 veya 3 çifte kürekli küçük balıkçı teknesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. 2 veya 3 çifte kürekli küçük balıkçı teknesi. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 60 puanımız var. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Göremediğimiz harf sayısı 4'e düştü ve İlknur Hanım ben bilirim dedi. Tahmin ediyorum. Ata yavrusu. Ata yavrusu. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Mustafa Bey. Ana yavrusu. Ana yavrusu. Bu kez oldu mu? Görelim. Hayır dediler. İlknur Hanım. Ala yavrusu. Ala yavrusu. Oldu mu? O da değilmiş. Şaban Bey. Ada yavrusu. Ada yavrusu. Şaban Bey böylece soruya noktayı koyar mı? Görelim. Tebrikler. Kaldı son 4 soru. Yeniden puan tablosuna gidiyoruz. Heyecanlı bir yarış. Bu akşam yine puanlar birbirine çok yakın. 1170'e 1060, 870'e 590 şeklinde 3 misafirimizin final şansı devam ediyor ve Işıl Hanım'la son 4'e başlıyoruz. İzmir'in iyisi. İzmir'in iyisi. 80 puan. Kategorisi anlam bilgisiymiş efendim. Soru şöyle sorulmuş. Bir kişinin veya kurumun ekonomik halini ifade eden sözdür. Süremiz başladı. Maddi durum. Maddi durum. Güzel puanı vardı. Kalan sorular arasında yine 80 puan. Görelim. Tebrikler. Kaldı 3 soru. Finale kimler yükselecek? Şaban Bey sizdeyiz. Yıldız'ın Y'si. Yıldız'ın Y'si 80 puan kazandırabilir. Sanattan alacakmışız bu kez sorumuzu birlikte Şaban Bey'le. Geriden ışıkla aydınlatılmış bir perde arkasında hareket ettirilen suretlerle yapılan sanattır. Süremiz başladı. Gölge oyunu. Gölge oyunu başlamadı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Finale kaldı son 2 soru. İlknur Hanım'dayız. Karenin K'si. Karenin K'si. 80 puan kazanabiliriz. Kategorisi spor olacak İlknur Hanım. Ekranda efendim sorumuz. Futbol, handbol gibi sporlarda oyuncu topu kendi kale çizgisinin dışına çıkardığında rakibin kullandığı atıştır. Süremiz başladı. Kale vuruşu. Kale vuruşu. Kale vuruşu görelim.
Hayır dediler, buyurun Şaban Bey. Köşe vuruşu. Köşe vuruşu. Ne oluyor diye bir baktı İktin Hanım. Ben çok emin duruyorum. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, yine butonlara hücum edilen bir soruydu. Bu arada şu an finalistler belli, fakat finale kimin avantajı yükseleceği daha belli değil. Son soruya kaldı. Bir kez daha tabloya bakabilirsek efendim. Puan tablosunda avantaj 1170 ile İlknur Hanım'da. Aradaki fark sadece 30 puan. 1140 Işıl Hanım. Son soru 80 puan değerinde. Finale kim avantajlı yükselecek? Onu görmek için Mustafa Bey ile son soruyu alacağız. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si. İkinci turun son sorusunda kategori karikatür olacak Mustafa Bey. Buyursunlar efendim. 1977 yılında İrfan Sayar tarafından çizilmeye başlanan ve projeleriyle bilinen karikatür karakteridir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Şaban Bey. Zihni sinir. Zihni sinir. 80 puan kazandırır mı? Görelim. Kutlarız. Evet, Şaban Bey'in final iddiası kalmadıktan sonra daha rahat yarışmaya başladı. Son sorularda puanları aldı. Efendim, iki hanımefendiyle final turunda yarışacağız. Puan tablomuza bir kez daha gidecek olursak, bu akşam dört misafirimiz de çok güzel yarıştı. Son sorularda heyecan daha da arttı. 1170 puanla İlknur Hanım finalde avantajlı olarak. Rakibi ise 1140 puanla Işıl Hanım. Kutlarız. Şaban Bey ise final şansı kalmadıktan sonra çok yaklaştı tabloda. O da 30 puanla kaçırdı. Finalde az önce köşe vuruşu vardı. Şaban Bey de direkten döndü diyebiliriz. 1110 puan topladı. Mustafa Bey, ben kendi sorularımı beğenmedim dedi bu akşam. 590 puan topladı. Tebrik ederiz. Evet, hanımlarla birazdan son turumuzda heyecanlı bir final turu bizi bekliyor. Mustafa Bey, ne dersiniz bu akşam için? Çok keyifli bir gündü. Çok teşekkür ederim tekrar hepinize. Biz teşekkür ederiz. Dediğim gibi biraz talihsizlik oldu. Gerçekten beklemediğim yerlerden geldi. Arkadaşların sorularına baktığımda iç geçirdim. Yani rahatlıkla bilebileceğim sorulardı çoğu aslında. Ama yine de çok keyif aldım. Finalist arkadaşlarıma başarılar dilerim. Onlar da teşekkürlerini belirtiyorlar. Mustafa Bey, biz de tanımaktan çok memnun olduk. Ben de çok özellikle memnun oldum. Özellikle babanızla birlikte ekran başında takip ediyormuşsunuz. Babanıza bir kez daha saygılarımızı sunarız efendim. Mutlaka stüdyodaki heyecan etkili oluyor. Oradaki kategorilerin seçimi etkili oluyor. Bir harf bazen birçok şeyi değiştirebiliyor ama genel olarak en azından şey iyiydi. Enerjiniz yüksekti. Bazı sorularda gerçekten çok kritik müdahaleleriniz de oldu. Biz tanımaktan, yarışmaktan memnun olduk. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Şaban Bey, ne dersiniz? Güzel ve keyifli bir akşam oldu. Çok eğlendim kendi adıma. Futbol tabiriyle basit hatalardan kaybettik. Madem futboldan yürüyoruz diyorsunuz. Öyle gittik. Bitirişte öyle yapalım. Ben arkadaşlara başarılar diliyorum. Sizleri tanımaktan, ekiple birlikte olmaktan çok memnun oldum. Çok teşekkür ederiz. Bizden de lütfen kızlarınıza selamlar. Bir kızım, bir oğlum. Pardon. İki kız. Ha, i̇ki kız Işıl Hanım'daydı, özür dilerim. Bir kız, bir oğlunuz vardı. İsimleri nelerdi, bahsetmedik. Metehan 12 yaşında, Elif 7 yaşında. Sadece başvuru videosunda bahsetmiştiniz. Doğru. Metehan ve Elif'e de sevgiler efendim. Tekrar teşekkür ederiz Şaban Bey. Çok teşekkürler. O zaman biz izninizle son turumuza geçelim. Bu akşamın birincisi kim olacak? İlknur Hanım mı yoksa Işıl Hanım mı? Arada sadece bir soruluk fark var. Sırada final var. Teşekkür ederim. Efendim, final turunda hanımlar yerlerini aldılar. Şu an avantaj İlknur Hanım'da, 30 puanlık bir soruluk avantajı var. İlk kategorimizi Işıl Hanım'la birlikte seçeceğiz. Hazır mısınız Işıl Hanım? Hazırım. Buyursunlar efendim. Bu akşamın kategorileri ekranımıza geliyor. Bu akşam bilim, Barış Manço, çizgi filmler, ekonomi ve anlam bilgisi kategorilerimiz varmış. Hangi kategoriden hangi harfle başlayalım Işıl Hanım?
Barış Manço Ç. Barış Manço cevabımızda Ç harfini göreceğiz. Işıl Hanım için gelecek soru 10 saniye süresi var. Eğer cevap gelmezse İknur Hanım'ın da buton hakkı var. Buyursunlar sorumuz. Kara haber tez duyulur, unutsun beni demişsin. Sözleriyle başlayan Barış Manço şarkısıdır. Süremiz başladı. Kesin biliyorum. Gelmedi. Buyurun İknur Hanım. Can bedenden çıkmayınca. Can bedenden çıkmayınca. Cevap doğruysa fark 2 soruya yükselecek. Can bedenden çıkmayınca görelim. Tutlarız. Şimdi İknur Hanım seçiyor kategorimizi ve harfimizi. Büyük bir Barış Manço hayranıyım bu arada. Çok sevindim kategoriyi görünce. M harfi olsun Barış Manço. Bir kez daha saygıyla anıyoruz Barış Manço'yu da. İkinci ve son sorusu Barış Manço kategorisinin geliyor efendim. Barış Manço'nun Nane Limon Kabuğu adlı şarkısında geçen iki bitkidir. Süremiz başladı. Hatmi çiçeği, çörek otu. Hatmi çiçeği, çörek otu. Cevap doğruysa fark 3 soruya yükselecek. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Dönüyoruz Işıl Hanım'la kategori ekranımıza. 3 soruluk avantajı var İknur Hanım'ın. Buyursunlar kategoriler. Çizgi filmler Samsun'un sesi. Çizgi filmler Samsun'un sesi. Sorumuz şöyle sorulmuş. Bir dönemin sevilen çizgi filmi Calimero'nun meşhur repliğidir. Süremiz başladı. 3 kelimeli bir cevabımız var. Gelmedi. İki yarışmacımızın da butonları aktif. Bu soruda 3 kutu açma hakkımız var. İkisini açıyoruz. Ve açabileceğimiz son kutu da açılıyor. 15 saniyemiz kaldı. Bir dönemin sevilen çizgi filmi Calimero'nun meşhur repliği. 5 saniye. 2 saniye, 1 saniye süremizi doldurduk efendim böylece. Aradığımız cevap neymiş birlikte görelim isterseniz. Ama haksızlık buydu. Işıl Hanım hatırladınız evet, mı? Evet hatırladım tabii. İknur Hanım siz hatırladınız mı? Çok değil. Çok değil. Işıl Hanım daha çok evet. Pişmanlık yaşayan evet, misafirimiz evet, oldu. Evet. Sağlık olsun diyelim. Böylece kalan soru sayımız 7'ye düştü ve aradaki farksa 3 soru İknur Hanım lehine. Şimdi İknur Hanım seçiyor. Çizgi filmler B olsun. Çizgi filmler B harfinin sorusu geliyor efendim. Taş Devri çizgi filminde Barney ve Betty çiftinin çocuğudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Işıl Hanım. Bam bam. Bam bam. Az önce Calimero'ya üzülen Işıl Hanım... Bam bamla telafi eder mi? Görelim. Tebrikler. Final rekabetinde kalan soru sayısı 6. Aradaki farkı 2'ye düşürdü Işıl Hanım. Yeniden kategori ekranındayız. Işıl Hanım seçiyor. Bilim F. Bilim F harfi. Buyursunlar. Diğer adı müspet ilimler olan, deney sonuçlarına dayanan çalışmalardır. Nokta nokta bilimler. Süremiz başladı. Pozitif. Pozitif bilimler. Cevap doğruysa fark 1 soruya düşecek. Final turunda başladığımız noktaya geri döneceğiz. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Kalan soru sayısı 5. Aradaki fark sadece 1 soru. Yeniden kategorilere gidiyoruz. Bu kez İknur Hanım'la. Anlam bilgisi K olsun. Anlam bilgisi K harfinin sorusu geliyor efendim. Nitelikleri,
özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye uygun olan anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Işıl Hanım. Layık. Layık. Cevap doğruysa Işıl Hanım liderlik koltuğuna geçecek. Layık. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, az önce 3 soru gerideydi ve yarışı çevirdi şu an Işıl Hanım. 1740'a 1570. Kalan soru sayımız 4. Aradaki farksa bir soru Işıl Hanım lehine. Kategorilerdeyiz efendim, Işıl Hanım'da. Anlam bilgisi U. Anlam bilgisi U harfi geliyor. Bilinen, belli gibi anlamlara gelen sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Işıl Hanım. Vakur. Vakur. Bilinen, belli gibi anlamlara gelen sözcük bakur mu? Görelim. Hayır dediler. Böylece Işıl Hanım ikinci ve son hakkını kullanmış oldu. Sadece İlknur Hanım'ın hakkı kaldı. Son 15 saniye. Tek hak kaldığı için kutuda açamıyoruz. İlknur Hanım eğer tahminde bulunmak isterse butona basabilir. Son 8 saniye. Buyurun İlknur Hanım. Madun. 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 Cevap doğruysa fark bir soruya düşecek. Madun. Görelim. Değilmiş efendim. Son 6 saniye. Malum. Buton. Buyurun. Malum. 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 Bu sorudaki 4. hakkımızda puan kazandıracak mı? Görelim. Tebrikler. Evet, eminim soru kaçsaydı iki misafirimiz de üzülecekti. Son anda İlknur Hanım aldı puanı. Ben Arapça falan bir şey bekledim ama. Malumun da muhtemelen kökeni Arapça diye biliyorum ama dilerseniz bakarız şimdi. Bu arada kategori ekranına gitmeden önce dilerseniz bir kez daha puanlara bakalım. Son durumumuz şöyle: 1770-1740. Yine İlknur Hanım yarışı başladığı noktaya getirdi. Bir soruluk avantajı var efendim. Şimdi kategori ekranındayız İlknur Hanım'la. Bilim A olsun. Bilim kategorisi A harfinin sorusu geliyor. 2020 yılında Emmanuel Charpentier ve Jennifer Doudna'nın genetik makas konulu çalışmalarıyla kazandığı mükafattır. Süremiz başladı. Nobel Kimya Ödülü. Nobel Kimya Ödülü. Cevap doğruysa fark iki soruya yükselecek. Nobel Kimya Ödülü. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Böylece kalan soru sayımız 2. Aradaki farksa yine 2 soru. Dolayısıyla Işıl Hanım'ın bu akşamı birinci tamamlayabilmesi için 2'de 2 yapması lazım. Siz soruyu cevaplarken ben de sözlükten maluma baktım. Kökeni Arapçaymış bu arada. Eklin Hanım bilginiz olsun. Yeniden kategori ekranına gidiyoruz efendim. Artık tamam mı, devam mı mücadelesine geldi yarış. Işıl Hanım için kategorilerdeyiz. Nide'nin N'si. Nide'nin N'si. Ekonomi kategorisinin sorusu geliyor. Durgunluk olarak Türkçeleşen ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif veya yavaş olmasıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tanım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sözlüğünden alınmış. Acaba ne olabilir? Buyurun Işıl Hanım. Negasyon. Negasyon. Işıl Hanım ikinci ve son hakkını negasyonla kullandı. Cevap doğruysa Işıl Hanım bu akşamın birincisi olma şansını sürdürecek. Değilse bu akşamın birincisi İlknur Hanım olacak. Negasyon. Görelim. Hayır dediler.
Eğer İlknur Hanım kullanmak isterse hakkını alırız. Durgunluk olarak Türkçeleşen ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif veya yavaş olması. Son 10 saniyemiz. Üç saniye, iki saniye, bir saniye. Böylece sorumuzun süresini doldurmuş olduk efendim. Aradığımız cevap neymiş? Dilerseniz birlikte görelim. Resesyondu aradığımız cevap. Buradan iki misafirimize de puan alamadık. Ve bu soru günün birincisini belirledi. Nihai tabloya bakacak olursak bu akşam hanımlar çok başarılı yarıştılar. Son sorulara kadar aralarında çok keyifli bir rekabet vardı. 1970 puanla İlknur Hanım bu akşamın birincisi ve 1740 puanla da Işıl Hanım ikincimiz. Kutlarız. Ne dersiniz Işıl Hanım? Nasıldı yarış? Keyifliydi. Beklediğim gibiydi. İyi ki gelmişim diyorum. Teşekkür ederiz. Ya sağ olun. Valla hep o liderlik yarışının, o potanın içindeydiniz. Hatta öne de geçtiniz finalde. Sonra İlknur Hanım atak yaptı derken çok buradan izlemesi çok güzeldi, çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Bence size tekrar ve ekibinize, herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel ağırladınız bizi burada. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ederim. İlknur Hanım siz ne dersiniz? Tebrik ederim öncelikle. Teşekkür ederim. Ben de önce Işıl Hanım'ı tebrik edeyim. Benim için çok keyifliydi. Birinci olmayı tahmin etmiyordum ilk başta buraya geldiğimde. Ekstra keyifli oldu benim için. Ödülü de Erasmus'ta kullanmayı planlıyorum. Evet, iki ay sonra mıydı Almanya'ya gidiş? Evet, iki ay sonra. İki ay sonra Almanya'ya gitmeyi planlıyordu İlknur Hanım. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Teşekkür bu arada ederim. Ödülünüzü de takdim edeyim efendim. Buyurun. Tebrik çok ederiz bir kez daha. O zaman kapanışı bu kameraya birlikte yapalım. Sevgili seyirciler, hafta içi her akşam 360 ekranlarında Ben Bilirim diyen 4 misafirimizle heyecanlı yolculuğumuz devam ediyor. Buyurun gelin, butonlarımız, masalarımız sizi de bekliyor. Başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Tekrar tebrik ederim.